Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizinle birlikte Türkçe derslerimizde devam ediyoruz. Öğretmeniniz ben Azize'yim. Barçakiye selamun aleyküm kaderli dostlar. Sizlerle yine birgelikte derslerimizde devam etmemiz. Bugünkü mavzuyumuz ruhi sağlamlık hakkında, yani ruhi sağlam buluş hakkında. Ruh sağlığı yani. Demek ki arkadaşlar gördüğünüz gibi konumuz ruh sağlığı. Eğer hazır olsanız defter ve kalemlerinizi yanınıza alın. Başlıyoruz. Siz psikolojik hastalıklar hakkında neler biliyorsunuz? Yani ruhi sağlamlık ya da ruhi sağlık bu bizim psikolojik halatımız hesaplanadı. Demek siz psikolojik kasallıklar hakkında nimalarını bilesiz degen savol koyduk. Korkularınız var mı? Yani korkularınız var mı? Bu ham bizim ruhi halatımızı belgeleydigen asosiy omil hesaplanadı. Yani korkular. Demek ki dersimizin soruları psikolojik hastalıklar hakkında neler biliyorsunuz? Korkularınız var mı? Devam ediyoruz. Korkularımız hakkında ya da bunları yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Bunun cevaplamanız gerekiyor ve biz buna göre kendimizin ruh sağlığımız hakkında bilgi edineceğiz. Yani dostlar, biz hazır bana şu keltirilganlarni belgilab o'tishimiz kerak bo'ladi ve biz bu savollarimizning javobi orqali o'zimizning ruhiy sog'lig'imiz haqidagi bazı ma'lumotlarni bilib olamiz. Demek ki birincisi, çok sık ellerinizi yıkar mısınız? Çok sık ellerinizi yıkar mısınız? Yani cüdeyem kup kollarınızı yuvasız mı? Evet ya da hayır. Hangisini işaretleyeceğiz? Evet bu ha, hayır ise yok. Eğer tez tez kollarınızı yuvup dursanız ha deyip belgeleyin. Eğer tez tez yuvup durmasanız bunda halat sizde uçuramasa yok sözünü belgeleşiniz gerek böyledir. Demek ki ikincisi, bir karakteri ya da durumu devamlı tekrar eder misiniz? Bir hareket ne yok ki halat ne vaziyet ne devamlı, yani her daim tekrarlab durasız mı? Evet ya da hayır. İşaretleyin arkadaşlar. Yürürken adımlarınızı sayıyor musunuz? Yürer ikensiz yolda kademlerinizin sanıp getesiz mi? Bu ham bizning ruhiy sog'lig'imiz bilan bog'liq bo'lgan savol. Aslida hammasi mana shunday savol. Sizning bularni javoblashingizga qarab oxirida natijalarni bilib olamiz. Mikroplardan korkup sürekli temizliği yapar mısınız? Mikroplardan korkup sürekli temizlik yapar mısınız? Evet ya da hayır. Hangisi? Çok güzel, siz bunu işaretlediniz. Etrafınızdaki nesneleri sürekli olarak düzenler misiniz? Etrafınızdaki eşyalarını, narsa büyümlerini devamlı tertipte tertiplep durasız mı? Evet ya da hayır. Bir sonrakisine geçiyoruz. Bir kelimeyi içinizden sürekli tekrar eder misiniz? Bitti aynı sözünü içinizde devamlı tertipte tekrarlayıp durasız mı? El sıkışmak ya da kapı kolunu dokunmak sizi tedirgin eder mi? Yani kol verip koruşuş, yani kol sıkıp koruşuş yok ki kapı eşiklerinin tutkuçlarını getirir, yani eşiklerinin tutkuçlarını uşlaş sizni havatırge saladı mı? Yani bezota qiladi mi? Evet olursa evet, hayır olursa hayır işaretinin buraya işaretlemeniz gerekiyor. Kilit, ocak, ütü gibi elektrikli aletleri sürekli kontrol eder misiniz? Kulf, ocak yani gaz plitası, ütü, dazmol kabi elektrik cihazlarını, yani elektr cihazlarını devamlı tertipte, yani tez tez nazorat qilib turasız mı? Evet ya da hayır. Yemeklerinizi belirli bir sıraya göre mi yiyorsunuz? Ovqatlaringizni ma'lum bir tartibga ko'ra yeysiz mi? Ma'lum bir navbatga ko'ra yeysiz mi? Evet ya da hayır. Hangisini işaretlediniz? Bir sonrakisi, gereksiz eşyaları toplayıp biriktirir misiniz? Gerekli bo'lmagan narsa buyumlarını toplayıp yığıp koyasız mı? Evet ya da hayır. Arkadaşlar, 10 tane sorumuzdan kaç tane evet cevabınız var? Buna göre cevaplarımızı şimdi öğreneceğiz. Cevaplarımızı kontrol edelim. Kaç tane evet cevabınız var? Yani 10'tadan kaç tane evet cevabınız var? 10 savolimizdan nechtasiga ha deb cevap verdiniz? Bunu kontrol edelim. 0 ila 3 arası evet. Yani 3 tane evet. Evete kadar obsesif likten uzaksınız. Rahat olun. Yani takıntılı bir narsaga bog'lanib qolish derecesinde o'ylashdan uzoqsiz deyishni xohlayapti. O'zingizni bo'sh qo'ying. Yani 3 tagina ha javobingiz bo'lsa. 4 ila 6 arası evet.
Turta'dan altta geçe bulgen evet yani ha cevabınız bulsa obsesiflik yolundasınız yani mana şu yoldasınız. Çok yakınsınız, cüdayam yakınsız. Hemen bazı alışkanlıklarınızdan kurtulmalısınız. Derhal bazı adatlarınızdan kurtuluşunuz gerek. Dedik ya yani kop miqdoridan ortiqcha hisoblangan harakatlar qilish, ayni so'zlarni qaytarish, o'zining qadamlarini sanab borish yoki kerak bo'lgan tartibdan da ko'proq narsalarni nazorat qilish kabi ba'zi odatlaringizdan voz kechishingiz kerak. 7 ila 10 arası evet, yani 7'den 10'ta geçe bo'lgan ha javob bo'lsa, siz tam bir obsesifsiniz. Yani siz aniq mana shunday ruhiy holati buzilgan bir inson hisoblanasiz, ya'ni bir narsani keragidan ortiq o'ylaydigan bir insonsiz, hemen uzman bir doktora gitmelisiniz. Darhol mutaxassis bir doktorga, shifokorga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Demek ki buna dikkat edin. Bence herkes kendinin obsesif bozukluğu olup olmadığını kontrol etti. Yani hamma hozir o'tirganlar o'zining mana shunday darajasini belgilab oldi. Biz mana shunga ko'ra hozir obsesif bozukluk nedir onu öğrenmeye çalışacağız. Yani obsesif buzukluk nima ekanligini o'rganishga harakat qilamiz. Endi siz o'zingizning natijalaringizni bilib oldingiz. Endi obsesif buzukluk nima degani onu o'rganishga harakat qilamiz. Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif buzukluk nima degan savolga savolni javobini o'rganamiz hozir. Yani bu kasallik nima aslida? Obsesif kompulsif bozukluk psikolojik bir hastalık çeşididir. Yani obsesif kompulsif bozukluk psikolojik bir kasallik turu hisoblanar ekan. Bu durum düşünceye ya da nesneye takıntılı olmaktır. Bu vaziyet yani holat bir malum bir fikirge yoki bir narsaga judayam takıntılı olmaktır. Takıntılı bo'lish degani yani takıntı haline getirmek bir şeyi. Takıntı bu sizni bir narsani keragidan ortiq o'ylashingiz, keragidan ortiq bajar ingiz hisoblanadi. Bu takıntı deyiladi. Türk tilida zihinde takıntılı durumları oluşması obsesyonu meydana getirir. Yani aklımızda mana shunday bog'lanish, kuchli bog'lanib qolish holatlarining vaziyatlarining vujudga kelishi obsesyonni maydonga keltirar ekan. Yani obsesif kompulsif bozukluğu meydana getiriyor. Demek ki obsesyon yani obsesyon bu, kişinin zihindeki bazı düşüncelerden rahatsız olmasıdır. Kişinin akıldaki bazı fikirlerden rahatsız uzanı bezota his kılışını boşlaşıdır. Örneğin bazı kişiler evinin sürekli temiz olmasını ister ve bu durumu saplantı haline getirir. Yani misal için bazı insanlar uyunun davomiy miqdorda toza bo'lishini xohlaydi ve bu durumu saplantı yani judayam keragidan ortiq holga keltiradilar. Saplantı o'zi uchun saplantı yani keragidan ortiq qilish kerak bo'lgan ish holiga keltirib qo'yar ekanlar. Bu saplantı onları sürekli tekrar temizlik yapmaya zorlar. Yani bu vaziyat ularni, bu odatlanib qolish holi bularni, bu insonlarni yani davomiy tozalik bilan shug'ullanishga majbur qiladi. Yani o'zi xohlamagan tarzda mana shu tozalik bilan davomli tartibda shug'ullanish keragidan ortiq miqdorda shug'ullanish holiga keltirib qo'yadi. Bu durum hem kendilerini hem de çevresindekilerini oldukça rahatsız eder. Bu vaziyat hem uzunu hem onun atrofidagilarni yaxshigina bezovtalik holiga keltirib qo'yar ekan. Bu düşünceler zamanla kaygıya, gerginliğe, strese sebep olur. Bu vaziyat, bu fikirler insonni borgan sari kaygı yani kayg'uga, tushkunlikka va stresga sabab bo'ladi. Bu hastalığa sahip kişiler obsesif denir. Yani bu kasallikka ega bo'lgan kişilerge obsesif kişiler der ekanmiz. Peki siz obsesif misiniz, değil misiniz? Ha siz obsesif yani obsesif bir kişi misiniz yoki emas misiniz? Emas mısınız? Hozir biz obsesif kompulsif buzuqlik nima ekanligini o'rganib oldik. Bu ruhimiz bilan bog'liq, ya'ni psixologiyamiz bilan bog'liq muammo hisoblanar ekan. Devam ediyoruz. Ellerinizi yıkamaktan kendiniz alıkoyamıyor musunuz? Yani qo'llaringizni tez-tez yuvib turishdan o'zingizni ajrata olmayapsizmi? Bu ham bir buzuqlik, yani obsesif kompulsif buzuqlik hisoblanar ekan. Gün içinde sık sık el yıkamak, defalarca dezenfektan kullanmak obsesifliğin en belirgin özelliklerinden biridir. Yani kun içinde tez kollarını yuvuş,
Kup martalab dezinfeksiya qilish, ya'ni dezinfeksiya vositalaridan foydalanish obsessivlikning eng aniq xususiyatlaridan biri hisoblanar ekan. Kishining kendisine ya da boshqalarina mikrob bulaştırmaktan korkması bunun en büyük sebebidir. Ya'ni bir insonning kishining o'ziga yoki atrofidagi boshqa insonlarga mikrob yuqtirishdan qo'rqishi buning asosiy eng katta sababi hisoblanar ekan. Bu problem kishining zihninde zamanla büyür ve kişi sürekli el yıkamaktan kurtulamaz. Yani bu muamma kişinin aklıda zaman, vaqt o'tishi bilan kattalashib boradi ve kişi davomiy miqdorda qo'l yuvishdan qutulolmay qolar ekan. Bunun sonucu elde yaralar ve kanamalar oluşmaya başlar. Bunun neticesi de kolda yaralar paydo bo'lar ekan, hatto qonash darajasiga olib borar ekan. Ya'ni shunchalik ko'p qo'l yuvishdan. Bu ham ko'rib turganingizdek bir psixologik muammo, ya'ni ruh sog'lig'ini ilgili olan hastalık, ya'ni ruhiy sog'lomlikka yoki nosog'lomlikka bog'liq bo'lgan kasallik hisoblanadi. Temizlik yapmak için yaşıyor musunuz? Yani temizlik yapmak için mi yaşıyorsunuz? Fakat tozalik kılış üçün gene yaşayapsız mı? Yani mana şunda hayotga tushib qolgan mısınız? Bu hastalığın en yaygın özelliklerden biri de kişilerin takıntı bir şekilde temizlik yapmalarıdır. Yani bu kasallikning en keng tarqalgan xususiyatlaridan biri insonlarning juda yuqori derecede bog'lanib qolish darajasidagi şekilde tozalik bilan shug'ullanishlaridir. Yine bu takıntının sebebi de kişinin mikroplardan uzak durma isteğidir. Bunun asosiy sebebi ise kişinin mikroplardan uzak duruş xohishi hisoblanar ekan. Kişiler temizlik yaparak kısa bir süreyine stresi, gerginliği kendilerinden uzak tutarlar ve kendilerini rahatlatırlar. Kişiler mana shunday davomiy tozalik qilish bilan birgalikda o'zlaridagi stresini ketkazishni o'zlaridan uzak qilishar ekan, mana shunday stresslarni o'zlaridan uzoqlashtirishar ekan va o'zlarini ma'lum bir miqdorda bezovtalikdan qutqarishar ekan. Ama bu rahatlama çok uzun sürmez. Ama bu o'zini bezovtalikdan qutqarish juda ham ko'p vaqt davom etmaydi. Ev temizdir ama kişi yeniden temizlik yapmaya ihtiyaç duyar. Tasavvur qilaylik, uyumuz toza, lekin inson yanayam ko'proq toza bo'lishiga qaramasdan tozalik bilan shug'ullanishni xohlab qolar ekan. Demak, bu allaqachon ruhsal sağlığın bozulması, ya'ni ruhiy sog'lomlikning buzilishi holiga kelgan bir vaziyat hisoblanadi. Siz konuşma, ya'ni o'zingiz kim bilandir gaplashgan paytingizda yoki deylik sertifikat imtihoniga kirgan paytingizda mana shunday ruhiy sog'lomlik haqida gapirganda, mana shu tayyor matnlarimizdan foydalangan holda o'z fikrlaringizni qo'shib gapirishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun alohida diqqat qarating. Har bitta so'z biz uchun yangi bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam, boshqa ma'nolarni o'rganayotgan bo'lishimiz mumkin. Shuning uchun bizning darsimiz so'zlashuv darsi bo'lganidan kelib chiqqan holda, yaxshilab so'zlarimizga va gaplarning qurilishiga e'tibor qaratishingizni va mana shu matnlardan o'zingiz qisqa matnlarimizdan o'zingiz tushungan bazı xulosalarni turkcha aytishni o'rganishingizni maslahat bergan bo'lar edim. Demek ki devam ediyoruz. Etrafınızdaki eşyaların simetrik bir şekilde düzenli olması için çaba harcıyor musunuz? Yani atrofingizdagi narsalarning simetrik bir şekilde tertipli bo'lishiga judayam ortiqcha harakat qilasiz mı? Obsesif kişiler çevrelerindeki eşyaların simetrik olması, düzgün olması ve eşit sayıda olması için enerji harcarlar. Yani obsesif kişiler atroflardaki narsalarning simetrik hisobda bo'lishini, tartibli turishini ve eşit sayıda, yani juft bo'lishiga alohida energiya sarflar ekanlar. Bu durumların aksi onları strese sokar. Bu vaziyat ne? Men shunday tartibda yoki juft holatda bo'lmasligi narsalarning bunday insonlar stresga tiqib qo'yishi mumkin bo'lar ekan. Bu nedenle gün içinde eşyaların yerinde düzenlemek, yani yerini düzenlemek, yerlerini değiştirmek gibi takıntılı davranışları vardır. Şu sebepli ham bu insonlarning kun içinde mana shu narsalarni yerini, yani joyini tartiblashlari yoki o'sha joylarni o'zgartirishlari kabi aşırı bağlanıp kalışlar, yani keregiden kop bağlanıp kalış gibi vaziyetleri bor hisoblanadi. Obsesif kompulsif bozukluk hastaları gün içinde çok yorulurlar. Yani
Mana shunday obsessiv kompulsiv buzuqlik hastaları, yani kasalları kun içinde judayam ko'p charchaydilar ve olumsuz düşüncelere zihinlerini aşırı derecede yorar. Va ularni olumsuz düşünceler yaxshi bo'lmagan, yani inkor ma'nodagi ko'proq kerak bo'lmagan negatif düşünceler, fikirler ularının akıllarını en katta miqdorda, yani aşırı derecede, juda yukarı derecede charchatib qo'yadi. Bu sebeple tedavi olmaları gerekmektedir. Aynı mana şu sebepten hem ularının davolanishga ihtiyaçları bor hisoblanadi. İlaç tedavisi ya da psikoterapi seansları ile iyileşip normal hayatlarına devam edebilirler. İlaç, yani doğru içiş bilan birgalikda yoki psixoterapiya seanslari bilan birgalikda yaxshilanib normal hayotga qaytishlari mumkin bu insonlar. Shunga diqqat etishimiz kerak bo'ladi. Hozir matnni o'qib chiqdik, endi esa o'zimizning javoblarimizni belgilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Aşağıdaki kelimeleri eş anlamları ile eşleştirelim. Yani o'zlarining sinonimlari bilan birgalikda belgilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Ruhsal gerilim. Matnda o'qidik, demak ruhsal gerilim ne demek arkadaşlar? Ruhsal gerilim bu stres, öyle mi? Çok güzel, öyle. Takıntılı ne demek? Takıntılı insan nasıl bir insan olurdu? Aferin. Takıntılı insanlar obsesif insanlardır. Belirti ne demek belirti? Belirti, bulgu, simptom demektir. Yani mesela hastalığın belirtisi dedik sizinle birlikte metnimizde. Demek ki bulgu, semptom. Kaygı ne demek arkadaşlar? Kaygı, kaygı yani endişe. Çok güzel. Havatır de yani. Zihin ne demek? Zihin, akıl, akli kabiliyet. Yani akıl, zihin. Çok güzel. Bilinç, şuur. Yani şuurumuz, ongimiz hesaplanır iken. Siz de aynı şekilde eğer bunları koyduysanız, birbirini eşleştirdiyseniz bir sonraki derse kadar mutlaka ezberleyin. Eğer siz hemen şu tartıpta koyup çıkan bulsanız, bunların ikinci dersimizde kadar elbette yodlab olin, yani sinonimleri bilen birgelikte. Demek bugün siz bilan birgalikda o'tishimiz kerak bo'lgan ruhiy sog'lomlik haqidagi darsimiz mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsimizda albatta buning ikinci qismini ko'rib chiqamiz. Demek ki arkadaşlar, sizinle birlikte bugün öğrendiğimiz ruh sağlığı hakkındaki bilgilerimiz burada bitiyor. Bir sonraki dersimize kadar bunları mutlaka ezberleyin ve öğrenmiş olun. Biz bir sonraki dersimizde bu konuyu devam ettireceğiz. Bir sonraki derse kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.